Hayırlı akşamlar efendim. Yine bir Ramazan akşamında Anadolu RTV televizyonunda sizlerle birlikteyiz. İnşallah Ramazanımızı dolu dolu ihya ediyoruz. Kıymetli seyircilerimiz, dostlar. Bakara suresi muhteşem bir ayet. 110. ayet. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız mükafatını Allah'tan bekleyiniz. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Evet, bugünkü konumuz iyilik efendim. Hani iyilik denince akla ne gelir derseniz, yoldan kenara koyduğumuz bir taş, köpeğe verdiğimiz bir tas su, kediye attığımız bir mama, kuşlara döktüğümüz bir parça ekmek kırıntısı ya da bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek iyilik adına yapılacak en güzel hasletlerden bir tanesidir. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor ya, bir kötülüğü ya dilinizle ya da elinizle düzeltiniz. Eğer her ikisini de yapamıyorsanız kalbinizle buz ediniz diyor ya. İşte iyilik her anımızda 7/24 çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz bir şey. Mesela şu anda ekranlarınız başındasınız efendim. Birbirimize dua edelim ve birbirimize iyilik edelim. İyilik etmek aslında insanı kamil yapan en önemli sebeplerden bir tanesidir. Çünkü Allah bizi yaptığımız iyiliklerle ve kötülüklerle yargılayacaktır. Eğer iyiliklerimiz fazlaysa Allah o zaman bizden razı. Eğer kötülüklerimiz fazlaysa bu sefer de Allah bizden razı olmayacaktır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ya, iyi olun, iyi insanlarla beraber olun. Çünkü Allah iyileri sever. Şehir programındayız. Bu akşamki konuğumuz, kıymetli hocamız, değerli Nevşehir İl Müftü Yardımcımız Sayın Doktor Ahmet Özvarinli hocam. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Afiyetlesinizdir inşallah. Allah razı olsun. Ramazanımız hepimize hayırlı olsun inşallah. Cümlemize teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, öncelikle doktor olmanız münasebetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutun, sıhhat bulun
buyurmaktadır. Bu konu hakkında öncelikle düşüncelerinizi rica edeceğim. Ramazan ve oruç insana sağlık açısından ne katar? Şimdi şair diyor ki, müjde müminler, ihsan-ı rahmandır size gelen, şanına tazim için mah-ı gufrandır size gelen. Andadır affı kerem, andadır feyzi hidayet. Kadrini bil, mevsimi inzali Kur'an'dır size gelen diyor. Şimdi Ramazan ve oruç, çok güzel söylediniz. Ben Ramazan, oruç ve bir de Kadir gecesi ekliyorum üzerine. Peygamber Efendimiz'in müjdesi var. Oruç ve Kur'an kıyamet günü müminler için şefaat eder. Yani günahların bağışlanması için af talebinde bulunmak. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in müjdesi var hadis-i şeriflerde. Men sâme ramadâne imânem ehtisâben gufre lehu mâtıkatime min zembihi. Her kim ki Ramazan ayını oruçlu eda ederse geçmiş günahları bağışlanır. İnşallah. Bir de teravih ile ilgili. Men gâme ramadâne imânem ehtisâben gufre lehu mâtıkatime min zembihi. Her kim ki Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse onun da geçmiş günahları bağışlanır. Bir de Kadir gecesi ile ilgili. Çok önemli. Şair diyor, Leyletül Kadri indenet kema külle eyyamü liga yevmü cumatin. İnsanların bir araya geldiği, toplandığı gün cemaa, cuma toplanmak demek. Camia, üniversite demek. Orada öğrenciler toplanıyor, ilim alıyor. İnsanların bir araya geldiği gün, cuma günü ise Hakk'ın tecelli ettiği her gece Kadir'dir. Hani deriz ya, her geceni Kadir, her geçeni Hızır bil diye. Ne oldu? Üç tane müjde oldu. Evet. Oruç ve Kur'an kıyamet günü müminler için şefaatçi olacaktır. Hadis-i şerifi var. Oruç yani bir yıl çalışan bir vücudun dinlenmesi, biraz böyle insanın kendine, çok meşhur tasavvufi sözler var ya, midenin üçte birini su, üçte birini hava, üçte birini nefes için boş bırakacaksın. İnsan bu çalışma esnasında farkında olmadan koşuşturuyor dünyaya doğru. Dolayısıyla bu arada unutuyorsunuz. Midenin dinlenmeye ihtiyacı var, vücudun dinlenmeye ihtiyacı var, bakıma ihtiyacı var. Onun için oruç bizim için bir kıymet ifade ediyor. Oruç dilimizi kötülüklerden, Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, yalan söylemeyi, yalanla amel etmeyi terk etmeyen bir adamın Cenab-ı Allah aç, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Oruç yani ahlakımızı güzelleştirmemize vesile oluyor. Oruçlu olan kimse birisiyle kavga edemez, tartışamaz, değil mi? Evet. Yani ne yapar? Sabır en büyük şey. Onun için yani Ramazan'ın bize kazandırdığı şeyler tabii çok önemli. Başta sabır. Değil mi? Sabır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükafatı cennettir. Bir sabır dediğimiz zaman hemen şunu anlıyor. Hastalıklara kadar karşı sabır ya. Zorluklara, sıkıntılara da sabır. Eyüp peygamber aklımıza geliyor. Hasta oldu ve Allah onun duasını kurtardı hastalıktan. Festecebnale duasını kabul ettik diyor. Ve kezalike nüncil müminleri de kurtarırız diyor. O halde hastalar Eyüp peygamberi, zenginler Hazreti Yusuf'u, fakirler Hazreti İsa'yı, yöneticiler Süleyman aleyhisselamı örnek almalıdır. Bizim de oruçta sabır konusunda, çünkü nefsimize hakim olacağız değil mi? Ya bazen canımız çok şey istiyor ama dur yok, oruçlusun sen yiyemezsin. Değil mi? Evet. Onun için yani insanlar arasındaki çekişmenin neticesi mal ve şehvet yani, değil mi? Ademoğlunun iki vade malı olsa bir üçüncüsünü ister buyuruyor Peygamberimiz. Yani gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. İnsanın etrafında şehvet, şöhret ve servet hastalıklarıyla çevrilir. Yani daha çok kazanayım ve daha çok mücadele. Halbuki insan bir kendine çeki düzen verip nefsini hesaba çekmeli. Ya ahiret de var. İyilik yapma. Şimdi biz diyor tok açın halinden anlamaz. Niye öyle? Ya ben Ramazan'da aç kalınca açların durumunu düşüneceğim. Değil mi? Evet. Yani yanı başında komşusu açken kendisi tok sabahlayan bizden değildir buyuruyor Peygamberimiz. Yani fakirlerin, yoksulların, kimsesizlerin halini anlamak konusunda bir çaba sarf etmemize sebep oluyor oruç. Yani oruç aslında aç kalmak değil de acın halinden, miskinin halinden, yoksulun halinden anlama sanatı aslında. Evet, öyle. Değil mi hocam? Evet. Şimdi Ramazan içinde bin aydan daha hayırlı bir ayı barındıran kutsal bir ay. Bütün
İslam alemi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan kutlu bir ay hocam. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimize hani Kadir gecesine ulaşırsam ne yapmam gerekir ya Resulallah diye bir suali var. Sevgili peygamberimiz de şöyle buyuruyor: Ya Rabbi sen affedersin, affetmeyi seversin, bizi de affet diyor. Bu minval üzerine kıymetli hocam, az önce buyurduğunuz gibi nasıl bir araba her yıl bir gözden geçirmeye ihtiyacı varsa, bir reddefe ihtiyacı varsa, insanoğlu da kendini yenileme adına ve Rabbi ile barışma adına Ramazan'ı bir mihenk taşı olarak kabul etmesi gerekiyor ve Kur'an ile buluşması gerekiyor. Bu Ramazan'ı insan nasıl değerlendirmeli ve Rabbi ile arasına açmış olduğu mesafeyi nasıl kapatmalıdır? Evet, çok güzel söylediniz. Önce aftan bahsettiniz. Tabii Kur'an-ı Kerim'de huzul af ve mülbül örf ve ard anı cahilin bir ayet-i kerim var. Evet. Çok muhteşem. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevirir. Cahillere aldırış etme. Cahillerden yüz çevirirsek onları kazanmamız lazım topluma. Meal olarak orada cahillere aldırış etme. Yani cehalet zaten mazerettir. Evet. Hatta bir insan cahil birini gördüğü zaman ya bu cehaletinden dolayı mazeret sahibi ama ben bile bile günah işliyorum diyecek. Yaşlı birini gördüğü zaman bunun ibadeti benden daha fazla. Genç birini gördüğü zaman veya bunun günahı az bu çocuk diye düşünecek yani. Onun için af yolunu tercih et, iyiliği maruf ve mülbül örf, iyiliği emret. Kur'an-ı Kerim'de iyilik hakkında o kadar çok şeyler var ki. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı ele alın. İnna Allaha la yadı ecral muhsinin. İyilik peşinde koşanların ecrini zayi etmeyeceğim diyor Allahu Teala. Yani örfü iyiliği emret. İnsanların iyi olması için. Kendi nefsi için arzu ettiğini kardeşi için arzu etmesi lazım. Ve arıd anı cahilin. Cahiller aldırış etme. Ya adam şeyse odur. Yani durumu öyledir. Evet. Onun üzerine çok fazla varmak, cahilliğini yüze vurmak, hakaret etmek hiç kimsenin hakkı değil. Diyoruz ya her geçeni Hızır bilmek lazım. Hatta bazı kelam kitaplarında yerde yaşayan iki peygamber var, gökte iki peygamber var. Hızır ve İlyas halen yaşıyor diyor. Ve gökteki peygamber Hazreti İsa ve bizim İslam inancına göre Hazreti İsa kıyamete yakın zaman gelecek ve İslam ahkamıyla hükmedecek ve peygamberimize tabi olacak. Ve İdris Aleyhisselam ve Rafa'na mekanan aliyya, biz onun mekanını yükselttik. Yani makam değil, mekan. Yani makam, peygamberlik makamı zaten yüksek bir makam. Tekrar bir daha yükselmeye ihtiyacı yok. Onun için bunu nasıl anlıyoruz? Allahu Teala onu kendi katında tutuyor diyoruz. Çünkü ruhlar ölmez ve peygamberlerin bütün hayatta yaşıyor. Dolayısıyla Ramazan güzel af dediniz. İslam nedir? Güzel ahlaktan ibarettir. İslam-ı husnul hulk diyor peygamberin. Güzel ahlak nedir? Gelmeyene gideceksin, zulmedene affedeceksin, mahrum edene vereceksin. Ya sen affetsen ben affetmem. Yani ya Allah'ım sen kullarını affedersin diyor. Aslında çok bir inanç dolu o şarkı sözünde de, evet, güzel şeyler var değil mi? Tabii. Allah'ım yani zalim kullarını. Zulmetmek iyi bir şey değil. Zulüm çok kötüdür. Yani bu وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Allah-u Teala. Çok aslında ibret verici, korkucu bir ayet. Zalimlere meyletmeyin, ateş çarpar. Haklının, güçlünün değil, haklının, mazlumun, mağdurun yanında olmak lazım. Adalet yani çok önemli. Onun için bu Ramazan böyle güzel hasletler, affetmek, bağışlamak. Öfkeliysek mesela oruçlu illaki birisi ya sıra beklerken benim önüme geçiyor. Varsın geçsin yani ne olur biraz daha fazla beklerim. Ama kavga etmek böyle değil mi? Güçlü kuvvetli insan diyor Peygamber Efendimiz. Yani güreşte başkalarının sırtını yere vuran değil, öfkesine hakim olandır. Aslında güreş yapanlara da burada bir şey var. Çok önemli bir şey yani. İnsanları yenmek değil mi? Zafer kazanmak, başarılı olmak. Peygamberimiz teşvik etmiş, evet, bunu. Yani hatta güçlü, kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah katında daha hayırlı ve daha sevgili diyor. Allah'ım ne güzel bir hadis-i şerif. Güçlü, kuvvetli mümin. Evet. Ya parasal yönden değil, sağlık yönüne de güçlü, kuvvetli bir mümin. Dolayısıyla öfkelerini yutanlar, insanları affedenler, o kadar güzel ki o ayet-i kerimeler, biz biraz daha hoşgörülü olmalıyız. Kalp kırmamaya gayret göstermeliyiz.
Hani şurada bir Seyrani var, biraz bize uzak ama Kayseri, Develi, Erciyes'e yakın. Kalbini geniş tut, sıkma Seyrani. Rıza-i Bari'den çıkma Seyrani. Gönül Beytullah'tır, yıkma Seyrani. Elinden gelirse imaret eyle diyor. Ne güzel söylüyor. Yani o yüzden Ramazan ayı biraz böyle bize, kendimize çeki düzen verip insanın bir kere kendisiyle barışık olması, kendine güvenecek. Ya ben yaparım bu işi. İkincisi Allah ile gönül bağı olacak. Ya Rabbi ben sana inanıyorum. Sen ya müfettihal ebvab, bütün kapları açansın. İftahlenen hayrel bab diye düşünmesi lazım. Medine'de camide şöyle yazıyor. Allahümme mağfirli zunubi iftahli ebvab rahmeti. Ya Rabbi günahımı affet ama ona rahmet kapılarını aç. Lütuf kapılarını aç. Ne güzel dualar değil mi? Evet. Yani Rabbisiyle gönül bağı olacak ve insanlarla iyi geçin. Çevresinde yaşadığı insanlara iyi davranacak. Zaten Peygamber Efendimiz diyor ki nerede olursan o Allah'tan kork. Resul hikmeti mekafetullah. İkincisi günahın arkasından iyilik işle. Onu ortadan kaldırsın. Üçüncüsü de ve halikun nase bi hulukin hasen. İçinde yaşadığın insanlara iyi niyetle davran. Ben şimdi yurt dışında kaldım 5 sene. Almanya'da kaldım. Şöyle bir döndüğüm geldiğim zaman bir bakıyorum. Yani bir Alman, Avusturyalı, başka yabancılardan mesela bana eziyet etmem, kötülük yap, iyilik yap. Hep iyiliği hatırlıyorum ben. Yani bir şeyler niye? Ne kadar güzel kalıcı evet. Bir şey yani değil mi? Aslında Müslümanlarda olması gereken hasretleri yabancılarda biz görüyoruz. Müslümanlar kendine çeki düzen vermesi lazım. Yani Müslümanlar da Ramazan ayı geliyor. Bu bizim için bir fırsat. Men kâne fî haceti ahîhi kânallâhu fî hacetihi. Bir Müslüman bir kardeşin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacı giderir düşüncesiyle. Ama görüyoruz ki ya keşke 3 gün önce alışveriş yapsaydım. Fiyatlar artmış. Ya bu biraz şey olacak. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki doğru tacir kıyamet günü sıddıklarla şehitlerle beraberdi. Doğru olalım, dürüst olalım. Değil mi? Evet. İnsana sadakat yaraşır. Görse de ikrah yardımcısıdır. Doğruların Hazreti Allah. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrulukta doğruluk şaşar sanma. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli değil mi? Bak burada üniversitesi var. Ne diyor? Doğrulukla ilgili doğruluk dost kapısıdır. Doğruluk yüz aklıdır diyor. Yüz aklıdır doğruluk. Evet. O kadar çok önemli. Festahim kema ümürte emrolunduğu gibi dost doğru olur. Bana diyor Peygamber Efendimiz'e birisi gelir. Bana bir şey söyle diyor. Bir söz söyle. İslam hakkında bir söz söyle. Hiç kimseye bir şey sormayacağım. Kul amentü billah sümmestakim. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol diyor. Şimdi bu cevami-i kelim hadisleri var Peygamberimizin. Yani şu. Birlikte rahmet vardır. İki söz ama çok mana ifade ediyor. İslam güzel ahlaktan ibarettir. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. Allah'ın yardımı topluluk üzerinedir gibi sözler. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki bana 5 şey verildi. Cevami-i kelim verildi hadis-i şerifler. Ama özlü sözler. Biz de atasözlü deyimler gibi biraz evet. Onlara benzer. Yeryüzü bana mescit kılındı. Bakın namazımızı biz eda edeceğiz. Yani çalıştığımız yerden izin alamadık ama o gün öğle vakti geldi. Kıbleye dönüp namazımızı kılacağız. Bütün insanlığa gönderildim. Bütün insanlığa gönderildim. Bana şefaat makamı verildi. Düşmanlara karşı korku salınmakla emrolun. Yani İslam'dan, azametinden korkarlar insanlar. Yani dolayısıyla bu özellikler Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da madem söylüyoruz, Peygamberimizin güzel isimleri var. Ben bunları hatırlatayım. Lütfen buyurun. Ahmet ismi var. Muhammed ismi geçiyor Peygamberimizin. Evet. Abdullah ismi geçiyor. Abdullah yani kulu Muhammed'i bir gece kul geçince Abdullah Allah'ın kulu olmuş oluyor. Bir gece Mescid-i Haram'dan Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Taha ve Yasin. Taha ve Yasin'i bizim toplumumuz çok okur. Yasin hatta 20 Yasin, 30 Yasin ne der çünkü? Çünkü peygamberimize hitaptır. Yasin ve Taha peygamberimizin adıdır. Yasin vel Kur'an hekim inneke lemnel mürselin. Kur'an'a yemin olsun ki ey peygamber sen gönderilmiş hak peygamberlerdensin. Leminel mürselin peygamberimizden. Taha ey Muhammed demek Taha. Ma enzelna aleyker Kur'an teşka. Kur'an'ı zorluk çekesin diye indirmedik. Sana indirdik Kur'an. Peygamberimize hitap. O zaman Taha peygamberimiz ismi, Yasin peygamberimiz ismi, Abdullah, Ahmet ve Muhammed 5 tane oldu.
işte önemli olan ya yühel müddessir, ya yühel müzzembil. Kalk elbisesine, örtüsüne bürünen Habibi, insanları uyar. Kalk insanları anlat. Müzzembil ve müddessir de Peygamber Efendimiz'e söylenmiştir. Evet. Hitaptır. O yüzden bunu da burada tekrarlamış evet, oldum. Hocam.
hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime minhac ettim. Kitabını kendime rehber ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize her yerdiklerini. Yar et bize erdiklerini. Sevdin Resulünü, kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Hamd sana, şükran sana, minnet sana. Selam sevgili peygamberimize, âline, ashabına ve onun aziz ümmetine. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vesîqa allazîne keferû ilâ cehenneme zümerâ. Hattâ izâ câûhâ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Senin vermiş olduğun nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, verdiğin rızıklara. Bize, anamıza ve bütün inananlara rahmetinle muamele eyle. Dünyada barışın, iyiliğin, kardeşliğin yaşanmasında bizi rehber eyle. Muhakkak ki sen duaları işiten ve kabul edensin. Hayırlı akşamlar efendim. Efendim, bir muhabbetin daha sonuna geldik. İnşallah yarın yine aynı ekranlarda sizlerle buluşmak ümidiyle hepinizi alemlerin Rabbi olan aşkın sahibine emanet ediyoruz.